Namazları birleştirmek caiz mi? Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz özürsüz olarak iki namazı birleştiren yani bir namazı vaktinde kılmayıp sonraki vaktin namazıyla kılan bir kimse büyük günah kapılarından birine gitmiştir diye buyurmuşlardır. Tirmizi Ebu Nuaym rahmetullahi aleyhin rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kim namazı kasten terk ederse Allah onun ismini ateşe girecekler arasında cehennemin kapısına yazar diye buyurmuşlardır. Yolcu olunsun olunmasın bir vakitte iki vaktin namazını bir arada kılmak caiz değildir. Çünkü Allahu Teala şüphesiz ki namaz Müslümanlar üzerine belli vakitlerle farz olmuştur diye buyurmuştur. Nisa suresi 103. ayet. Bir vakitte iki namazı birleştirmekse vakti bozmaktır. Kazaya kalmış namazlar bir vakitte kılınabilir. Fakat vakit gelmeden bir sonraki vaktin namazı bir önceki vakitte kılınamaz. Yani bir kimse öğle namazını vaktin sonuna kadar tehir ederek kılar. Biraz sonra ikindi namazı vakti girer, ikindi namazını da ilk ve ahir vakitlerinden birinde kılar. Fakat ikindi vakti girmeden ikindi namazını kılmak caiz değildir. Biz Hanefilere göre de, ancak Arafat'ta, öğle ile ikindiği öğle vaktinde, Müzdelife'de akşamla yatsıyı yatsı vaktinde bir arada kılmak caizdir. İmam Ahmet ve Taberani, şu hadisi şerifi rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbiniz azze ve celle şöyle buyurur. Namazını vaktinde kılan, namazlarına devam eden, namazın önemini hafife alıp zayi etmeyen kişiyi, cennete sokacağıma söz veriyorum buyurmuşlardır. Mevkufati Mülteka Şerhi 1. Cilt Sayfa 111-122 22 Aralık Mevlana Takvimi